İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Tarihçi Vincent Dükler, Ermeni Rönesansı ve Armenosit üzerine. Geham Stepanyan, Arsak konusunu açık tutmak istiyorsak başka yetkililere ihtiyacımız var. Arpi Kuzuyan, büyük annelerimiz Türklerin Ermeni milletine yaptıklarını unutmayalım diye tarihimizi anlatırlardı. Tatlı Yuvam Adana, filminde şiddet yoluyla İslamlaştırılan Mari'nin hikayesi. New York Belediye Başkanı Ermenilere yönelik Armenosit hakkında konuşmama karşılığında Türkiye'den rüşvet almakla suçlanıyor. Ürdün, 11 yaşındaki Arsaklı Vrej'i anlatan filmi Oscar'a sundu. Avustralya'nın bir eyaletinde Ermeni, Süryani ve Rumlara yönelik soykırım öğretilecek soykırım Armenosit uzmanı, ünlü tarihçi ve Sosyoloji ve Siyasal Bilimler Merkezi Başkanı Vincent Dükler, Ermeni halkının yeniden doğuş ve kimliğinin yeniden inşası tarihini ele alırken, soykırım Armenosit'ten sonra kültür, sanat ve müziğin Ermenilerin hayatta kalmasının temel direkleri haline geldiğini ifade etti. Dükler, Ermenilerin bugün hala uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğunu, bizim de onların yanında yer almamız gerektiğini önemsedi. Dükler, Dreyfus davasını incelerken Ermenilerin tarihiyle tanıştı ve Emile Zola ve arkadaşlarının ahlaki adalet mücadelesindeki önemli rolünü keşfetti. Çalışmalarını 2020-2023 olaylarını analiz eden Ermenistan Sonsuz Soykırım kitabını sundu düklerin bir sonraki kitabı Ermenistan Ermenilere karşı ikinci soykırım yapıldı adaletin gidişatı ise 2025'te yayımlanacak Düklerin 2024 yılındaki tarihçiler ve Ermenilerin imhası gibi makaleleri Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit anısının korunmasında önemli bir rol oynamakta, tarihi trajedilerin asla unutulmaması gerektiğini ve bunları adil bir dünya için gündeme getirmenin görevimiz olduğunu vurguladı. Artsak İnsan Hakları Savunucusu G.G.Mustepanyan, Panorama yayınında Arsa halkının sorunlarını anlatırken özellikle konut termini ve insana yakışır bir işe sahip olmanın altını çizdi. Stepanyan'a göre bu sorunlar çözülürse Arsa halkı için olumlu bir durum yaratılacak. Arsa insan hakları savunucusu Geram Stepanyan, belki amaç Arsa halkının gitmesine izin vermek, belki de amaç Arsa halkının Doğu Ermenistan'da kalmasına izin vermemek verilen destek iyilik olarak sunuluyor. Hükümet milletvekillerinin fekleri tarafından yönetilen nefret ve ayrımcılık yayılıyor. Benim derin kanaatimce Ermenilerin Doğu Ermenistan'da kalması ve geri dönüş hakkının desteklenmesi için Ermeni halkının çekirdeği, Arsa halkının çekirdeği Doğu Ermenistan'da korunmalıdır. Bu çok hayati önem taşıyor. Dünyanın her yerinde dağılsalar da bir üç yıl sonra geri dönüş hakkından bahsetmek çok zor olacak. Azerbaycan diktatörlük polis güçlerinin kontrolünde olması gereken bir geri dönüşten bahsettiğimizi düşünenler varsa çok yanılıyorlar. Güvenlik ve onurun olacağı kendi kaderini tayin hakkıyla bağlantılı olması gereken bir dönüşten bahsediyoruz. Bu konuların bu yetkililer tarafından gündeme getirilemeyeceğinden eminim. Çünkü farklı düzeylerde ve kanallarda sorduk, sesimizi yükselttik. Eğer Artsakh konusunu herhangi bir şekilde açık tutmak istiyorsak başka iktidarlara ihtiyacımız var. Bu şimdiki iktidarlar bunu kesinlikle yapamayacaklar. Ben Doğu Ermenistan'da büyümedim ama her Ermeni gibi benim de Artsakh için yüreğim sızlıyor. Ana Katedrali ve Patriklik Kutsal Ayininin yeniden kutsama törenine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden Doğu Ermenistan'a gelen Arpi Kuzuyan bu sözlerini Alfan e verdiği röportajda ifade etti. Arpi Kuzuyan şöyle dedi: "Türklerin Ermeni milletine yaptıklarını unutmamamız için dedelerimiz ve ninelerimiz bize hep tarihimizi anlatırlardı." Amerika Birleşik Devletleri'nde Azerbaycan'ın Arsaha saldırdığını ve savaş çıktığını duyduğumuzda Amerikalı Ermeniler çok kötü durumdaydı. Ben de Doğu Ermenistan'da büyümedim ama her Ermeni gibi kurbanlar, toprak kayıpları ve özellikle Arsak'ın teslim olmasıyla ilgili haberleri duyduğumda yüreğim sızladı. Tanrı bizi birbirimizi öldürmek için yaratmadı ama Hristiyan bir ülke olarak bu acı bizden uzak değil. Ermeni kökenli, aydın, yönetmen, belgesel yazarı ve muhalif görüşlü aktivist Nagihan Uskan, Ermeni Haber Nokta Ayem muhabiri Elen Kokçiyan'a 2024 yılında gerçekleştirdiği Sweet Home Adana adlı belgesel filmini ve Ermeni olan filmin başrol karakterini anlattı. Uskan film yapımcılığına nasıl adım attığını, Türkiye'deki işgal altındaki Batı Ermenistan'ın Ermenilerle ilgili çalışmalarında ne gibi zorluklarla karşılaştığını aktarırken Türkiye'de yaygın hazine hırsızlığını da anlattı. Uskan'ın bu kısa filminin Johann von Köken adlı yeni yetenek ödülüne layık görüldüğünü de belirtelim. Sweet Home adına sözlü tarih yoluyla ulaşılamamış, arşivlerden silinmiş ve ona ulaşamamanın altında yatan katmanları göstermeye çalışıyor. Bilinmeyenin arayıp bulamamanın hikayesi. Dönülecek bir köy olmasa ve hangi eve ait olduğu koordinatları bilinmese de harabe sayılan geçmişi onarmak için coğrafyaların anılarını hatırlamanın önemli olduğuna inanıyorum. Bu belgeseli bu motivasyonla çektim belgesel John Van Koken yeni yetenek ödülünü kazandı. Sweet Home Adana ismi Sweet Home Alabama şarkısından esinlenilmiştir. Yuva, olmayan yuva veya harabeye dönmüş yuva kavramına ironik bir yaklaşımdır. Filmin sonunda harap yuva olumlu anlamda bir dönüşme uğruyor. Bu yüzden Sweet Home isminin olumlu anlamını tercih ettim. Ermeni tarihiyle ilgili konular gündeme geldiğinde maalesef konu spekülasyona çok açık oluyor. Filmin bu şekilde izlenmesini istemezdim. Konuyu merkezime taşımayı asla istemezdim. Kişisel bir hikayeden ziyade hepimizi ilgilendiren ve kolektif hafızamızın bir parçası olan bu hikayeyle yüzleşmek benim için önemli. Bu yüzleşmenin harabeleri onarma ve güzelleştirme potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum inanmak istiyorum. Anneannemin anneannesi Mari zorla Müslüman olmuş. Adanalı bir Ermeniydi. Bitkilerden yaptığı kendi ilaçlarıyla tedavi ediyordu. Onun hakkında sadece bu bilgiye sahibim. New York Belediye Başkanı Eric Adams Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit hakkında açıklama yapmaması için Türk hükümetinden rüşvet aldığı iddiasıyla New York Güney Bölgesi Savcısı tarafından dava edildi. Adams, komplo, dolandırıcılık ve rüşvetle suçlanıyor. Nisan 2022'de Ermenilere yönelik uygulanan soykırım Armenosit'in yıl dönümü arifesinde dönemin Türkiye Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün Türk hükümeti açısından son derece hassas bir konu olduğunu belirttiği Ermenilere uygulanan soykırım Arminosit hakkında belediye başkanı Adams'ın vekilinden bu konuda konuşulmaması garantisi istediği ve bunun içinde Azerbaycan uyruklu Rana Abbasova tarafından defalarca rüşvet verildiği kaydedildi. Savcılar Abbasova'nın Adams'ın açıklama yapmayacağını doğruladığını, Edoms'un da böyle bir açıklama yapmadığını belirtiyor. Ürdün Kraliyet Film Komisyonu Ürdünlü Ermeni sinema yazarı Sarin Hayrabetyan'ın Ev Tatlıdır adlı belgesel filmini 97. Oscar Ödülleri'nde en iyi uluslararası film kategorisinde sunulmak üzere seçti. Bu data.com tarafından yayınlanmıştır. Filmin merkezinde Artsakh'ın güzel bir köyünde yaşayan ve diş hekimi olmayı hayal eden 11 yaşındaki Vrej yer alıyor. Savaş yeniden başladığında Vrej'in hayatı dramatik bir şekilde değişir ve ailesiyle birlikte Artsakh'ı terk etmek zorunda kalır. Savaşın bitiminden sonra yıkılan vatanına geri döner. Vrej aynı anda yeni, sert gerçeklerle yüzleşir. Gelecekteki savaşlara hazırlanır travmalarıyla mücadele eder. Film zaten prestijli Sheffield Belgesel Film Festivali'nde gösterildi ve Yerevan premieri 21. Altın Kayısı Yerevan Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleşti. Ördünlü Ermeni film senaristi Sarin Hayabetyan şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Avustralya'nın New South Wales kentindeki okullarda 7. 10. sınıflara yönelik yeni tarih müfredatının son versiyonu onaylandı. Program, Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'nda Avustralya sivil eylemi ve insani yardım konusunda zorunlu bir çalışmayı içermektedir. Konu 2027'de tanıtılacak ve tüm New South Wales okul öğrencilerinin Birinci Dünya Paylaşım Savaşı sırasında insani yardım çalışmaları yapan ve Osmanlı İmparatorluğunda Ermeni, Asuri Süryani ve Yunan Rum soykırımlarından sağ kurtulanları kurtarma çabalarında yer alan sıradan Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar hakkında bilgi sahibi olmasına olanak tanınacak. Konunun müfredata dahil edilmesi kararı New South Wales Yasama Konseyi'nin oy birliğiyle Ermeni, Asuri, i Süryani ve Yunan-Rum soykırımlarının zorunlu olarak incelenmesi ve bir müze oluşturması yönünde çağrıda bulunan bir öneriyi kabul etmesinden sonra geldi. Ayrıca 25'ten fazla öğretmen, konunun müfredata dahil edilmesi çağrısında bulunan bir mektuba imza attı. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadar öngördük. Hoşça kalın.